Orman işçileri evlerine ekmek parası götürmek için sabahın erken saatlerinde evlerinden çıkarak şehrin en zirve noktalarına, ormanın derinliklerine doğru yola koyulurlardı. 2000-3000 metre rakımlarda çalışan bu işçiler, daha önce kesimi yapılmış ya da yeni kesilen, tomruk haline getirilen ağaçları kamyon kasasına yükleyerek zorlu görevin ilk aşamasını yerine getirirler. Sırada bu ağır yükü dağ yolundan aşağı indirmek var. Burada da imdada tomrukçu kamyon şoförleri yetişir. Bugünkü videomda zorlu bir meslek grubu olan tomrukçuların hikayesiyle sizlerleyim. Hadi başlayalım. ...2000-3000 metre rakımlı bir dağın zirvesinden deniz seviyesine inebilmek için kuş uçuşu 5 kilometrelik yolu tam 32 kilometre boyunca çamurlu, dar ve uçurma sıfır yollardan geçerek hem de 20-25 ton tomrukla şehre inmek sanırım büyük sabır ve cesaret gerektirir. Boş kamyonla 2-3 saate çıktığınız bu zirvelere tomruk yükledikten sonra 5-6 saatte iniyorsunuz. Sabırsız bir insansan uçurumdan hızlıca inebilirsin. Tabi indiğinde seni tek parça halinde bulabilirlerse tabi. Bu süreci ayda 15-20 defa yapmak sizce nasıl bir psikolojidir? Birçoğunuzdan şu cevabı aldım sanki: deli işi. Evet sevgili dostlar, tomrukçuluk tam bir deli işidir. Yani bu işi yapmak her baba yiğidin hakkı değildir. Bu meslek grubu sağlam bünye, sağlam kafa ister. Tomrukçuluk çok eski yıllardan beri yapılan bir meslektir. Ormanlar dünyamızın hayati bir parçasıdır. Ancak bu büyülü yeşil dünyanın derinliklerinde yatan ağaçları kesmek ve onları tomruklara dönüştürmek tomrukçuluk mesleğinin temelidir. Tomrukçuluk mesleği doğal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesine katkı sağlar, aynı zamanda çevreye ve güvenliğe verilen önemi yansıtır. Tomrukçular odun ve tomruk üretimi endüstrisine kaynak sağlarlar. Bu nedenle inşaat, mobilya yapımı ve enerji üretimi gibi birçok sektörde ham madde tedarik ederler. Tomrukçuluk önemli bir meslek grubudur ve önemi günümüzde hala geçerlidir. Tomrukçular işlerini daha verimli ve daha güvenli hale getirmek için modern ekipmanlara ihtiyaç duyarlar. Bunlar ağaç kesme makineleri, tomruk kesme makineleri, traktörler, vinçler ve tomruk taşıma araçları yani kamyonlardır. Ağaç kesimi, tomruk taşıma işleri ve yükleme işleri çok tehlikeli bir süreçtir. Yapılacak küçük bir hata insanın canına mal olabilir. Aynı zamanda kamyonlara yüklenen tomruğun sanayi bölgelerine taşıması da işin diğer tehlikeli bir tarafıdır. Bu safhada ise sahneye işin ehli kamyon şoförleri çıkar. Türkiye'de bu sektörde Amerika ve Avrupa ülkelerine göre ilkel bir konumdadır. Gelişmiş ülkelerde bu sektörler makine ağırlıklı yapılırken bizde hala insan ağırlıklı bir süreç devam etmektedir. Gelişmiş ülkelerde kesimden yüklemeye çok daha modern araçlar kullanılarak ölümlü kazaların önüne geçilmektedir. Tomruğu yükleyip zirveden aşağı inmek, hem de dar ve devamlı dolambaçlı bir yoldan inmek gerçekten özel hazırlık gerektirir. Güçlü, bakımlı bir kamyon gerektirir. Frenlerin çok sağlam olması, diferansiyel şanzımanın muntazam çalışması gerekir. Bakımsız, güçsüz bir kamyonla bu işi yapmak, bu kamyonu süren şoför kardeşlerimiz için büyük bir risk oluşturur. Bu işlerde geçmişten günümüze ülkemizde birçok kamyon kullanılmıştır. Ormanı ve yeşiliyle ünlü Karadeniz bölgesinde eski yıllarda genelde doç kamyonlar kullanılmıştır. Doçlar güçlü kamyonlar olmalarına karşın burunlu olmaları yüzünden dağ yollarında manevra yapmak oldukça zordur. Sonraki yıllarda doçlardan sonra yine Askam üretimi Hino kamyonlar kullanılmıştır. Diğer bölgelerde ise yine eski yıllarda Ford D1210'lar kullanılmıştır. D1210'lar ile manevra kolay olmasına karşın doçlar kadar sağlam yapılı araçlar değildi. Bu yüzden tomrukta çok rağbet görmemiştir. Tomruk taşımacılığının en önemli aktörleri Bemeci üretimi Fatih kamyonları olmuştur. Güçlü ve sağlam yapıları, güçlü fren sistemleri ve manevra yetenekleri sayesinde bu kamyonları bu alanda bir numara yapmıştır. Özellikle dev Fatihler bu alanda hala kullanılmaktadır. Sonraki yıllarda üretilen Pro serisi de en az Fatih kamyonları kadar başarılıdır ve çok da tercih edilmiştir. Günümüzde ise hala Pro serisini dağ yollarında sıklıkla görmeniz mümkündür. Çok yaygın olmasa da Ford Kargolar ve Scania'lar da tomruk taşımacılığında kullanılan diğer kamyon markalarıdır.
Tomruk taşımacılığında zirveden inmeden önce frenleri, lastikleri ve motor durumunu son kez kontrol etmelisiniz. Eğimli ve dar bir yollardan gideceğinizden yüklenen tomruğu sıkı sıkıya bağlamalı, yolda aracın dengesini bozacak ve kazaya sebep olacak yük kaymalarının önüne geçmelisiniz. Devamlı rampa ineceğinizden en düşük vitesi kullanmalı ve frenleme yapmamalısınız. Fren ihtiyacı motor freni varsa rötarlarla gidermelisiniz. Aksi takdirde ağır tonajda çok fren kullanımı kampanaları ısıtacağından arabanın yanmasına ve frenlerin tutmamasına sebep olacaktır. Gece karanlığında iniyorsanız mutlaka mihmandar kullanmalısınız. Sarp ve keskin virajlı yolların altı uçurumdur. Bir tekerin kayması yüklü kamyonun komple kaymasına sebep olacaktır. Her ne kadar aracın durumu, yolun durumu iyi olsa da kamyon şoförünün durumu da iyi olmalıdır. Düşünsenize 3000 rakımlı bir tepeden 25 ton ağırlığındaki tomruk yükünü indirmeye çalışıyorsunuz. Dar, eğimli patika yolda ilerliyorsunuz. Sıkı virajları dikkatlice dönüyorsunuz. Hatta bazılarını dönemeyip hamle yapmak zorunda bile kalıyorsunuz. Yolculuğunuz boyunca taşlar, çukurlar ve çamurlarla karşılaşıyorsunuz. Dengede kalmak zorundasınız ve arabayı batırmamak zorundasınız. Kaplumbağa hızında ilerliyorsunuz, sonunda şehre ulaşmayı başarıyorsunuz. Ancak bu zorlu görev konsantrasyon ve sabır gerektirir arkadaşlar. Bu işi yapan kamyon şoförleri çok becerikli ve dikkatli olmak zorundadır. Eğer değilseniz sonunuz kötü olur maalesef. Birçok meslek grubunda zorluklar vardır elbet. Fakat tomruk şoförlüğü zorluktan ziyade yapılan hatalı bir işten dolayı sonucu ölümle bitebilir. Bu mesleği icra eden kamyon şoförlerimize kolaylıklar ve dikkatli sürüşler dileyerek bir videoyu daha bitiriyorum. Ulaşım sektöründeki zor meslekler serimizin ikinci videosu tomrukçulardı. İlk videomuz jetçilerde video etiketlerinden izleyebilirsiniz. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.